Ses. Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere OBS Studio'da yayın yaparken, kayıt yaparken nasıl ayarlar yapmanız gerekiyor onunla alakalı bilgiler vereceğim. Ünlü YouTuber'ların kullandığı, yayıncıların kullandığı, kimseye söylemediği belli başlı ayarlar var. Onlar hakkında da detaylı bilgiler vereceğim. Umarım yararlı olur. Umarım hoşunuza gider. Videomuza buradan başlayalım arkadaşlar. Şimdi ilk başta OBS Studio'yu açıyoruz. Normal. Herkes yüklemeyi biliyordur diye düşünüyorum. Onunla alakalı bir şey göstermiyorum. Son sürümü yüklüyoruz zaten. İnternete yazdığımız zaman OBS Studio diye direktmen çıkıyor. Bilgisayar 64 bit olduğu için 64 bit. Şu an program bende yüklü. Buradan arkadaşlar sol ekranda sahneler var. Şurada stüdyo modu yapabiliyoruz. Aynı ekranı iki defa görebiliyoruz. Burada sahneler ekranında sahne ekleyebiliyoruz. 2 tane, 3 tane. Yani farklı farklı yayınlar yapıyorsak oyun yayınları onların ayarlarıyla alakalı. Burada sahne 1, sahne 2 ya da örnek veriyorum burası. Burası ne olsun? YouTube olsun. Tamam mı? Ondan sonra burası Twitch olsun. Burası da Facebook olsun mesela. Bunların ayrı ayrı yayın yaptığımız platformlarda dediğim gibi burada seçenekleri ekleyebiliyoruz. Şimdi YouTube yazan sekmede başlayalım biz isterseniz. Burada ilk ekranda sahneler var. Onu da anlatayım hızlıca. İkinci ekranda kaynaklar. Üçüncü ekranda masaüstü sesi. Yani oynadığınız oyun ya da çekmiş olduğunuz bir videonun sesinin olduğu ekran burası arkadaşlar. Ses karıştırıcı diye yazıyor zaten. Mikrofon sesi de buradan çıkıyor. Ben şunu da kapatayım şöyle. Kapatmasam da zaten kayıt açık olmadığı için kullanılmıyor şu an. Ama mikrofon sesi algılıyor yani şu anda. Şu anda hangi mikrofonu algılıyor bakalım. Şu an aktif olarak kullandığım mikrofonumu algıladığı için ses dalgalanması burada da var şu anda. Başka bir programla kayıt yapıyorum. OBS ile kayıt yapmıyorum. OBS'i rahat anlatabilmek adına. Şimdi kaynaklar kısmında geldiğimiz zaman burada ekstra ayarlar da var. Onları da göstereceğim. Kaynaklar kısmına geldiğimiz zaman ilk baş ekran yakalama, ne bileyim ondan sonra oyun yakalama ya da pencere yakalama seçeneklerini kullanabiliriz arkadaşlar. Şimdi ben ekran yakalama seçeneğini kullanacağım. Şu an aktif ekranımı değil de diyeceğim ki ikinci ekranımı çek. İkinci ekranım benim şurada boş ekranım. Gördüğünüz üzere şu an boş ekranımı çekti. Bakın mouse'u ben şu an sola çektim. Boş ekranımda şu an hareket ediyorum mesela onunla alakalı hareketlenmeyi gösteriyor bize. Şimdi onun haricinde geliyoruz. Buradan oyun yakalama diyoruz. İkinci bir seçenek olarak. Buradan tam ekran ya da belirli bir pencereyi yakala diyor arkadaşlar. Belirli bir pencereyi yakala diyerekten burada açmış olduğumuz oyun hangisi ise şu an bende kaydeden Screen Recorder programı açık. Kayıt yaptığım program onu görüyor. Oyun falan açık olmadığı için. Sizde bir oyun açıksa buradan oyunu seçip buradan seçip tamam deyip oyun ekranını burada kendinize gösterebilirsiniz. Oyun ekranını göstermeniz ne işinize yarayacaktır? Oyun ekranı örnek veriyorum benim gibi çift ekranınız yoktur. Tek ekranınız vardır. Oyun ekranını buradan gösterirseniz ana ekranı şu şekilde indirseniz bile yani oyun ekranını indirseniz bile masa üstünüz gözükmeyecektir arkadaşlar. Oyun yakalamanın böyle bir artı seçeneği var açıkçası. Oyun yakalamada bazen sıkıntı yaşayanlar olabilir. Ben de ara ara yaşıyorum açıkçası. Çift ekranım olmasına rağmen bazen oyun yakalamayı ben de kullanıyorum. Arkadaşlar burada pencereyi seçtiğiniz zamanki aralıkta şurada stüdyo modu var bakın. Buna tıklayıp oyunu seçtiniz, oyunun ekranı gelmiyor ya. OBS'te oyun ekranını alamıyorsunuz. Ya niye alamadım, niye vermedi falan derseniz burada geçişe belli aralıklarla tıklayın arkadaşlar. Bakın stüdyo aşamasına getirin ekranı. Buradan geçişe tıklayın. Yan ekrana direktmen oyunu verecektir. Ama oyunu doğru seçtiğinizden emin olun tabi. Bunu da ek not olarak söyleyelim. Şimdi bunu kapatalım. Ekran yakalamamız açık kalsın yine. Buradan geliyoruz. Oyun yakalamadan sonra neyimiz var? Pencere yakalama var. Pencere yakalamaya tıklıyoruz. Bakın şu an kayıt ekranım açık olduğu için sadece kayıt ekranımı görüyor. Onun haricinde bir şey görmüyor. Sizler de burada açmış olduğunuz pencerenin, ekranın kaydını sadece pencere yakalamayla alabilirsiniz. Pencere yakalamamızı da buradan indirelim.
Buradan nelere bakalım mesela? Şu diğerlerini de anlatalım. Yayın yapacaksınız. Mesela metin yazabilirsiniz. Şuradan abone ol yazalım mesela. Yazı tipimiz şöyle italik olsun. Yazı boyutunu da biraz düşürelim. Şuradan 6'ya kadar düşürdük ama 10 mu yapsak? 14 yapalım mesela. Şuradan tamam diyelim. Şöyle çekebiliyoruz arkadaşlar bunu. Uzatabiliyoruz, çekebiliyoruz, yaklaştırabiliyoruz, yakınlaşabiliyoruz. İlk başta ekran yakalamamızı bir kilitleyelim. Abone ol metinde. Şuradan baktığımız zaman normale çekip şunu 12 diyebiliriz tekrardan. Böyle yazdığımız zaman dosyadan oku seçeneğimiz de var. Daha şunu büyük yazsam ya. Yazım şekli neden böyle oldu onu tam anlayamadım ama şunu bir tekrar bir silelim. Tekrardan yapalım. Şimdi buradan geliyoruz. Metin ekle diyoruz. Buradan metini yazıyoruz. Şu şekilde ekliyoruz arkadaşlar. Yazı da aynı bir kötü oldu ama onu anlayamadım tam. Şimdi bu şekilde yazıyoruz. Mesela ekranımızın sağ tarafına bırakıyoruz arkadaşlar. Hani kayıt yaptığımızda ya da yayın yaptığımız ekranda bu şekilde abone ol seçeneğimiz yazı olarak kalmış oluyor arkadaşlar. Şuradan rengini de ayarlayabiliyoruz. Şunu şöyle kırmızı yapalım. Aynen bu şekilde kalsın. Şöyle az bir şey daha küçültebiliyor muyuz? Küçültebiliyoruz. Bunu istediğimiz yere alabiliriz arkadaşlar. Farklı yazılarda yazabilirsiniz. Şuradan göstereyim tekrardan. Aşağı doğru iniyorum. Buradan sağa izala, sola izala, üste izala gibi seçenekler de var. Arka saydamla şöyle yükseltiyorum. Bakın buradan ekstra seçeneklerimiz var yani onları da seçebilirsiniz. İzalaması burada kalsın. Bu şekilde yaptığımız zaman arka planda bu şekilde siyah kalıyor. Bakın ana ekranın dışına çıkmıyorum. Ana ekran dışına çıkarsam bu şekilde kayboluyor. Bunu bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Bunu da kilitliyoruz ki hareket ettirmeyelim. Yani ekrana tıkladığımız zaman yanlışlıkla gelip onu yerinden oynatmayalım. Ortam kaynağı dediği seçeneğe geldiğiniz zaman burada gördüğünüz gibi pardon şu an tekrar metine tıkladım sanırım. Buradan tekrardan ortam kaynağına tıklıyoruz. Açıyorum. Burada bir müzik, bir video ya da bir görsel, hareketli bir nesne artık adına ne derseniz öyle bir şey kullanabilirsiniz arkadaşlar. Örnek verelim. Buradan mesela nasıl yapalım? Masa üstünde fotoğrafımız var mı bizim? Şu an fotoğraf göremedim. Şurada bir fotoğrafımız var mı? Fotoğrafımız yok. Buradan bir video koyalım mesela. Kısa bir video alayım, tamam mı? Bakın şimdi bu videoyu aldım. Şu şekilde bir videom var. Videomu alıyorum şöyle. Ortam kaynağının gördüğünüz gibi şurada ses seçenekleri ve ekran seçenekleri burada arkadaşlar. Burada almış olduğum video eğer ki bunu aktif eder isem yani şu şekilde kapalı duruyor örnek veriyorum oyun oynuyoruz. Reklam arası verdik ya da ne bileyim bir mola verdik ya da bir şey yaptık işte bir ara verdik ya da maçı kazandık örnek veriyorum. Heyecandan güzel bir video olsun diye arkasına bir marşlı bir müzik attık misal veriyorum. Onu atacağımız zaman arkadaşlar bu seçeneği buradan ortam kaynağı seçeneğine atmış olduğumuz videoyu, ses kaydını, müziği adına her ne derseniz onu attığınız zaman burada bakın ortam kaynağı ses ayarı da var. Şunu biraz kısarız. Bunu siz duymazsınız arkadaşlar. Kulaklık takılı olan kişiler yani oyun oynayan kişi bunu duymaz. Karşı tarafa yani izleyici tarafına, seyirci tarafına, chat tarafına bu müziğin, bu videonun sesi, kaydı bu şekilde gider arkadaşlar. Bunu nereye atarsanız bunu tam ekranda yapabiliriz. Şu şekilde biraz uzun oldu ama şöyle göstereyim.
Şuradan videomuzu almaya çalışıyorum tekrardan. Bakın bu şekilde de yapabilirsiniz. Şuradan tekrardan. Ekran niye gelmiyor acaba? Onu anlayamadım. Şunu bir üstüne atalım. Video şu an oynuyor ama bakın şuradaki ekranda oynuyor. Videonun şu an oynadığını görebiliyoruz yani. Bunun kilidini açıyoruz tekrardan. Bunu bu şekilde yapabiliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi videomuzu atabiliyoruz. Şuradan durdurabiliyoruz. Buradan durdurduğumuzu devam ettirebiliyoruz. Misal veriyorum. Bakın bu şekilde başlıyor. 5-10 saniyelik bir videoydu zaten. Sahne aralarında yani kullanmış olduğunuz, oyun oynamış olduğunuz videolarda, görüntülerde bu şekilde sizler de ortam yakalama diyerekten şuradan videomuzu tekrar aktif edelim. Siz de bu şekilde kullanabilirsiniz. Bu ekranı bakın tekrar söylüyorum. Sizler görürsünüz ama müziğini duymazsınız. Sizler sadece görmüş olursunuz. Bunu izleyen arkadaşlar görür, sesini duyar. Müzikten o şekilde faydalanabilirsiniz yani. Ortam kaynağı seçeneğiyle yapılan bir videodan yararlanabilirsiniz arkadaşlar. Buradan şimdi ekran yakalama. Şunları kapatalım tekrardan. Abone ol kalsın. Buradan şimdi geliyoruz tekrardan ekran yakalama, metin, ortam kaynağı ve oyun yakalamayı gösterdik. Pencere yakalamayı da söyledik. Renk kaynağı ile alakalı bakalım. Burada ekranın rengi ile alakalı seçeneklerden bahsediyor. Bizim onunla çok bir işimiz olacağını zannetmiyorum. Benim şu ana kadar hiç işim olmadı. Resim diyor arkadaşlar. Burada resim kaynağı ekleyebilirsiniz. Yani bir Türk bayrağı olabilir. Ne bileyim bir motif olabilir. Hoşunuza giden bir şey olabilir. Buraya bir tane fotoğraf eklersiniz. Misal veriyorum. Şu şekilde bir fotoğrafınız olduğunu varsayalım. Köşeye koyarsınız ya da ortaya. Ortaya olmaz oyun oynarken de. Köşe kısımda bir Türk bayrağı olur. Misal veriyorum. Dalgalanan hareketli nesne de olabilir. Bunu bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Sizler de. Bunu buradan bırakalım. Tekrar aşağı inelim. Buradan gelelim. Bakın resim slide gösterisi diyor. Tekrar açıyorum. Görünür olduğunda ne demiş? Görünür olmadığında bile her zaman oynat demiş. Yani böyle bir şey de ekleyebilirsiniz. Şuradan aşağı bir inebilirsem. Resim kaynağını şöyle kapatırsam. Slide diye geçiyor arkadaşlar. Resim slide gösterisi diyor. Bakın buraya seçenekler ekleyebilirsiniz. Tamam mı? Sizler de bakın burada resim dosyasının olduğu yer var zaten. Şuradan geliyorsunuz. Dosya ekle diyorsunuz. Misal veriyorum. Benim şurada ne var? PUBG fotoğraflarım var mı? Var. Mesela şöyle bir fotoğraf ekledim. Bunu bu şekilde şuraya alalım. Bir slide gösterisi şeklinde arkadaşlar sizler de videonuz varsa, fotoğraflarınız varsa bu şekilde ekleyip ekranda hareket etmesini sağlayabilirsiniz. Bununla çok işimiz olur mu? Olacağını sanmıyorum. Slide'ı kapatalım. Ama haricen dediğim gibi resimde yani resim ekranı sizin işinize yarayabilir. Burada slide olarak da kullanabilirsiniz. Normal resim ekranı ya da slide ekranı olarak ikisini de kullanabilirsiniz. İkisi de aslında işinize yarar arkadaşlar. Bunların haricinde geliyorum tekrar. Bakın ben burada sağ tık yapıyorum ama şuradan artıya da dokunabiliriz. Hani şu seçenek de var yani burada. Buradan geliyorum tekrardan. Şuradaki seçeneğimize bakıyorum. Resim slide'ı görmüştük. Sahne diyor zaten. Sahne haricen yeni sahne oluşturmamız gerektirecek bir durum yok. Zaten şu an YouTube sahnesinin içerisinde kaynakları oluşturuyoruz arkadaşlar. Yani iç detaylarını vermiş oluyoruz şu anda. Buradan tekrardan geliyorum. Ses girişi yakalayıcısı, ses çıkış yakalayıcısı diyor. Bakın ses giriş yakalayıcısını seçtiğim zaman yani burada kullandığım mikrofon, hoparlör hangisi farklı bir cihazın farklı bir seçeneğim varsa onu seçiyorum. Onun haricinde bir şey yoksa varsayılan diyorum. Bakın tekrar geliyorum. Buradan ses çıkış yakalayıcısı diyor arkadaşlar. Buna da tıklıyorum. Burada da dediğim gibi mikrofon, hoparlör, bilgisayar üzerinde kullandığınız haricen bir ses cihazınız vardır. Onların olduğu
Ya da bilgisayarınızın kendisinin hoparlörü vardır. Mesela benim kendi bilgisayarımın ekranım var. Onu seçiyorsunuzdur. Ses çıkış olarak da bunu ekleyebilirsiniz. Çıkış sesini oradan alır yani. Haricen iniyorum mesela tarayıcı var. Video yakalama var. Buradan tarayıcıya gelelim. Bunu da anlatalım. Tarayıcı dedi ya arkadaşlar. Bakın şu şekilde çıktı. Şunu şöyle bir küçültelim. Ya da tam şu ortaya. Şöyle mi yapalım? Nasıl yapalım mesela? Bunu biraz şöyle inceltelim. Şu şekilde yaptığımı varsayın. Tarayıcıyı. Bunun anlatması biraz uzun ama ben kısaca sizlere bilgi vermek amaçlı söyleyeyim. Arkadaşlar bunu yayın yaparken bildirimlerde hani yayını beğendi, yorum yaptı, ne bileyim yayınınızı paylaştı ya da size hediye gönderdi gibi seçeneklerin olduğu platformlarda detaylı yerler var arkadaşlar. Hani onu anlatması bayağı bir uzun sürer. Onu isterseniz gerekli görürsek haricen başka bir videoda daha detaylı anlatırım. Çünkü onu anlatırsam çok uzun sürecek. Tarayıcı dediğimiz kısım bu işe yarıyor arkadaşlar. URL'sini alıyorsunuz. Örnek veriyorum oradaki neyin URL'sini alıyorsunuz. Geliyorsunuz buradan. Bir saniye şuradan yine de şöyle gösterebilir miyim ikinci ekranımda? Kısa da olsa şu şekilde bir. Buradan Streamlabs'ı açayım mesela ben. Seçeneklerimize girelim. Şu an siz o ekranı görmüyorsunuz. Ben ekranı birazdan sizlere göstereceğim. Buradan kısa da bir bilgi vermiş olalım en azından. Şimdi bu ekranı getiriyorum arkadaşlar buraya. Bakın. Şimdi burada OBS üzerinden yayın yapacaksanız Streamlabs'ı kullanmanız gerekiyor. Haricen diğer platformlar için kendi içlerinde zaten onların bu şekilde seçenekleri var yani uyarı kutuları işte beğeniydi, yorumdu, işte hediye gönderdiydi onların uyarı kutuları seçenekleri var. Bakın burada uyarı kutusu var arkadaşlar. Buradan seçeneklere giriş yapıyoruz. Şimdi mesela test bağışı diyor tamam mı? Bakın. Ürün testi, beğeni testi, test yıldızı, testi takip et, test desteği. Yani size bağış yapabilir, tamam mı? Beğeni atabilir, yıldız gönderebilir, ne bileyim sizi takip eder, size destek olur, hediye gönderir, paylaşımınızı yapar, sayfanızın paylaşımını yapar. Bunun gibi seçeneklerin hepsi için tek tek şurada URL yazar arkadaşlar bakın. Buradaki URL'yi kopyalıyorsunuz. Tamam mı? Şimdi bu seçeneğimizi kenara çıkartıyorum. Buradaki URL'yi alıp buraya yapıştırıyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra burada bakın beğeniye tıklıyorum. Gördünüz mü? Bakın ana ekranımda şu an şu ekranı kapatmam lazım sanırım. Sizler çünkü göremiyorsunuz. Bakın bağış sistemiyle alakalı açmış olduğum tarayıcı ekranı şurası arkadaşlar. Şimdi bakın tarayıcı ekranını açtım. Mesela ne dedi? Size hediye gönderdi, bağış yaptı dedi. Ne bileyim işte bakıyorum mesela yıldız gönderdi. Şunu büyüteyim mi hatta? Büyüteyim daha rahat göstereyim mi? Şu şekilde mesela oyun oynarken örnek veriyorum Facebook'ta, Twitch'te, YouTube'da hangi platformda yayın yapıyorsanız bunu ana ekranın ortasına da alabilirsiniz. Köşe kısımlarına da alabilirsiniz. O size kalmış arkadaşlar. Bakın şimdi. Şu kadar para gönderdi diyor. Test diyorum. Bakın bunu şu bahsetmiş olduğum tekrar ekranıma geliyorum. Streamlabs'ın bu ekranında kaydım var benim. Bu ekranın içerisindeki detaylarda yapıyorum arkadaşlar. Haricen bir yerde yapmıyorum yani. Dediğim gibi buradan bakın beğeni yapıyorum mesela. Kadir Telli yayını beğendi. İşte ateşledi. Mesela ben o seçeneklerin işlerini kendim yazıyorum. Hani şunu ateşledi, bunu takip etti. Mesela takipteyim dostum diye yazmıştım ben seçeneklerde. Hani sizler de bu şekilde seçenekler kullanabilirsiniz arkadaşlar. Hangi platformda yayın yapacaksanız ona özel burada. Burada Streamlabs'ı tekrar açayım. Streamlabs'ta burada dediğim gibi tekrardan ayarlamalarını yapabilirsiniz sizler de. Burada İngilizce terimler var. Onların Türkçelerini biraz öğrenmeniz lazım. İngilizce çeviriden yapabilirsiniz.
Bu seçenekleri buradan kullanıp URL'yi buradan kopyalayıp bahsetmiş olduğum yayının içine attığınız zaman bakın destekçi diyorum. Kadir Telli destekçi oldu diyor mesela. Hani kim gelirse şu an benim profilim olduğu için benimle alakalı yazıyor. Ahmet, Mehmet fark etmez. Sistem onu algılar. Sistem onu algıladığı gibi burada test olarak bakın şu an size gösterdiğim şekilde seçenekler çıkar arkadaşlar. Bunu da ekstra söylemiş olayım. Burası tarayıcı ile alakalıydı. Onu da bilmiş olun şu an. Buradan ortam kaynağımızı, ekran yakalamamızı tekrar açalım pardon. Buradan geliyorum arkadaşlar. Tarayıcı haricinde video yakalama aygıtı var. Video yakalama aygıtı nedir? Video yakalama aygıtı bizim webcam'imizle alakalı arkadaşlar. Bakın şu an ikinci bir webcam'im vardı. Onu gösteriyor. Şu an biraz karanlık kaldı sanırım. Webcam hatta biraz yamuk mu duruyor? Şöyle indireyim bir tık ekranımı. Bakın bu ikinci webcam'im benim. Şu an üstte normal size yayını kaydettiğim fotoğraf makinamın ekranı. Üst taraftaki kameram. Alt taraftaki kameram da normal webcam'im. Ayrıca lazım olduğunda kullandığım, ufak tefek işler için kullandığım webcam'im. Fotoğraf makinasının kalitesi iyi olduğu için fotoğraf makinasıyla sizlere görüntü aktarıyorum. Webcam'i de burada kullanıyorum arkadaşlar şu anda. Şu seçeneğimizi mesela webcam'i genelde sol ekranda, sağ ekranda, oynadığınız oyuna bağlı bir yerde kullanabilirsiniz. Bunu da kilitlerseniz dediğim gibi hareket ettiremezsiniz. Şunlar açık kalmıştı. Şunları bir kapatalım. Tarayıcıyı, sesi, şunu, resim slide'ı kapatalım mesela. Neyimiz açık kaldı başka? Ekran yakalamamız açık kaldı. Renk kaynağı dediğimiz seçeneği de siliyorum. Onunla işimiz yok zaten. Bakın şöyle tıkladığımız zaman, yani ekrana yaklaştığımız zaman o seçenekleri görebiliyoruz. Webcam de bu şekilde açılıyor arkadaşlar. Webcam'den sonra grup dediğine bakalım. Ne yaptı grup dediği? Haricen bir klasör yaptı. Bunu bayağı oldu kullanmayalı. Ben de unutmuşum. Grup dediğinde arkadaşlar bunları bir araya toplayabiliriz. Mesela nasıl diyeyim yani. Şimdi şuradaki bazı seçenekleri ben kapatmak için biraz uğraştım değil mi gördüğünüz üzere. Bakın bunların hepsini şuradan alıp şöyle yapalım. Buradan alıp bunun içine atabiliriz tamam mı? Hepsini aynı anda açmam gerekiyor mesela. Bir işlem yapmam gerekiyorsa. Klasör olarak düşünün bunu. Bakın. Şuradan geliyoruz. Şuradan geliyoruz. Buradan alıyoruz şunların hepsini. Bakın bunların hepsi grubun içinde kaldı. Şimdi grubu göster dediğim zaman bakın şunları açalım tekrar. Seçeneklerimizi açık bırakmamız lazım çünkü. Bakın grubun içindeyiz şu an. Grubu kapat dediğim zaman her şey kapanıyor arkadaşlar. Yani sadece video yakalama aygıtı ana ekranımız, masa üstümüz ya da oynadığımız oyun ekranı açıkken haricen video yakalama aygıtı yani webcam'imiz açıkken, buradaki seçeneğimiz açıkken, diğer seçenekler kapalıysa misal veriyorum bağıştı, takipti, işte göstermiş olduğum abone oldu, resimdi, slide'di onlar kapalıysa buradan hepsini toplu halde açıp toplu halde kapatabiliyorsunuz arkadaşlar. Şu an video çekebilmemiz için olan normal ana ekranımız oluşmuş oldu arkadaşlar. Temamızı bu şekilde oluşturmuş olduk. Masaüstü sesi dediğimiz oyunun sesi arkadaşlar. Oyundan, videodan, görüntüden gelen ses. Bunu belli bir oranda tutmanız lazım. Misal veriyorum şurada 25 gibi değerde tutarsanız, mikrofonunuzu da bir tık yükseltirseniz mikrofon ayarını, video yakalama aygıtını bakın attığımız için onun da sesi geldi. Onun da mikrofonu var. Onu kapalı tutuyorum ben. Çünkü normal oyun oynarken örnek veriyorum şuradan geldiğimde benim kullanmış olduğum mikrofonum var. Şunu seçiyorum ben. Kendi mikrofonumu kullanıyorum mesela. Oyun oynarken kullanmış olduğum mikrofonu. Video yakalama aygıtının yani haricen kullanmış olduğumuz buradaki webcam'in, şu webcam'i de şöyle kapatalım ya da açık dursun. Bu webcam'in sesinin gelmesini istemiyorum arkadaşlar. Çünkü onun da sesini kaydederse benim mikrofonun sesiyle o birbirine karışabilir. Ses sıkıntısı yaşayabiliriz. O yüzden harici eklediğiniz mikrofonunuz varsa onun sesini alabilirsiniz. Ama onun haricinde olan video yakalama aygıtı diye webcamlerin sesini falan kapatabilirsiniz buradan bu seçeneklerde. Hatta bunu da kapatabilirsiniz. Bunu da kapatabilirsiniz. Ayarlamalar bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Daha sonra şuradan ana ekranımızı tekrardan şu şekilde yapalım. Şunları da kilitleyelim. Daha sonra geliyoruz detaylı ayarlara.
Burada anlaşılmayan bir şey olduğunu zannetmiyorum. Buradan ayarlara geleceğim arkadaşlar şu an. Bakın yayını başlat, kaydı başlat gibi seçeneklerimiz burada otomatik oluşuyor zaten. Buradan ayarlar kısmına geliyorum. Genel ayarlarda bakın. Yayına başlarken onay iletişim kutusu göster. İşte kaynak hizalama, projektörleri, sistem tepsisi, ön izleme, stüdyo modu, çoklu görüntü gibi seçenekler. Burayla çok bir işimiz yok arkadaşlar. Buradaki standart dilin Türkçe olması, temanın bu şekilde olması, Ajri, Raçmi, sistem diye temalar var. Yani bu şekilde farklı yapabiliyorsunuz. Ben öyle bir şey seçmedim. Siyah ekranı kullanıyorum. Bizim için önemli olan ekranlardan birisi yayın, birisi çıkış ekranı, birisi de video ekranı arkadaşlar. Şimdi yayın ekranından başlayalım. Yayın ekranında örnek veriyorum. Facebook'ta yayın yapacaksınız. Facebook'un burada ismini seçiyorsunuz. İsmi olmayan bir platform varsa ona özel diyorsunuz. Burada sunucunun adresini de yani almış olduğunuz o adresi de kopyalayıp yazıyorsunuz. Yayın anahtarı dediğimiz anahtarı da alıp buraya kopyalıyorsunuz arkadaşlar. Şu an Facebook var, misal veriyorum. Facebook varsa burada sunucu normal görünür. Siz burada sadece yayın yaptığınız o platform açıkken orada yayın anahtarını alıp buraya yapıştırırsınız. Uygula tamam dersiniz. Yayına başlarsınız. Şimdi bu birinci seçeneğimiz. Burada yayın hizmeti ön ayarlarını yok say diye bir seçeneği tiklemişim ben. Bunları seçip normal video bit hızını bu şekilde, en yüksek ses bit hızını bu şekilde, en yüksek çözünürlüğü bu şekilde, en yüksek FPS'i de bu şekilde kullanabiliriz aslında. Bunları yok sayıp değiştirebiliriz. Bakın ne diyor? Hizmetin kısıtlamalarını yok saymak düşürülmüş yayın kalitesine neden olabilir ve yayın yapmanızı engelleyebilir diyor. Tamam, hayır diyelim buna yani. Şimdi benim en yüksek bit hızım 9000 olabiliyormuş. En yüksek ses bit hızım da 128 kilobit olabiliyormuş. En yüksek çözünürlüğüm 1920'ye 1080. En yüksek FPS'te 60 FPS verebiliyormuşum ben OBS'te yayın yaparken. Yapacağım platforma göre tabi. Şimdi bu ekranı da geçtikten sonra buradaki ayarları kullanabilirsiniz. Önerilen ayarlar daha iyi, uygun oluyor genelde. Önerilen ayarların dışına da çıkabilirsiniz arkadaşlar. O internetinizin upload'ına bağlı. Bakın downlaud'ına değil, upload hızınız ne kadar yüksekse ona bağlı olarak bunu seçebilirsiniz arkadaşlar. Birazdan daha detaylı vereceğim zaten. Şimdi burada çıkış ayarlarına geldiğimiz zaman çıkış modu diyor. Yani yayın kalitesinin çıkış modunu basit ayarlarda kullanacak olursak video bit hızını ben 6000 yapmışım. İşlemciniz mi, ekran kartınız mı güçlü? Onu bilmediğim için benim ekran kartım güçlü. Ben ekran kartını seçmişim burada. Bakın ses bit hızını 128 yapmışım. Burada söylüyordu zaten bana 128 diye. Haricen demişim ki kayıt yolu, bakın kayıt ekranı, yani burada şurada bastığımız kayda bas dediğimizde kayıt edecek ekrandaki videonun nereye kaydedilmesi gerektiği, videonun kalitesinin canlı yayın ile aynı mı, yüksek kalite mi, aynı kaliteye yakın mı, kayıpsız kalite mi, bu oranlarını seçebilirsiniz arkadaşlar. Bu oranları seçmenize göre de videonun boyutu yükselecektir. Onun için de bilgisayarınızın hafızasının yani hard diskinin hafızasının bayağı bir boş olması gerekiyor. Kayıt yapacaksanız. Yayın esnasında kayıt yapmanızı önermem. Çünkü yayın esnasında kayıt yapmaya başlarsanız bu sefer bilgisayarınız daha fazla hard diske çalışma yapacağı için oyununuzu, yayınınızı etkileyebilir. Burada da kayıt biçimi var. Bakın MP4 mi olsun, MKV mi, MOV mu olsun, FLV mi olsun bunları seçebilirsiniz. Ben de bu MP4 seçili. Benim dediğim gibi işlemcim biraz düşük olduğu için ben ekran kartı üzerinden kayıt yapıyorum ya da yayın yapıyorum. Kodlayıcısında da burada bakın X64'ü var. X64'ü düşük CPU kullanımı yani düşük işlemciyi kullanalım, dosya boyutunu arttıralım seçeneği var. Ben bunları seçmiyorum. Benim ekran kartım daha güçlü. Ben ekran kartımı seçiyorum arkadaşlar. Sizler de hangisi yüksekse onu seçebilirsiniz. Şimdi bunu da uygula tamam dedikten sonra kaydımıza ya da yayınımıza başlayabiliriz normal şartlarda. Şimdi herkesin merak ettiği, benim de kafamı kurcalamıştı bayağı bir. Ben onları çözdüm ama kendim uygulaya uygulaya, kullana kullana. Herkesin merak ettiği daha detaylı bir bilgi vereyim arkadaşlar. Daha demin de söylediğim gibi upload değeriniz çok önemli arkadaşlar. Ünlü yayıncıların, YouTube'cuların yapmış olduğu yayınlarda, kayıtlarda kullanmış olduğu, yani kayıt demeyelim de yayında kullanmış olduğu upload değerleri çok yüksek değerler. Ve onların kullanmış olduğu internetlerin fiyatları belki aylık 3000 lira, belki aylık 5000 lira. Sizler de bu şekilde internete sahip olabilir misiniz? Olabilirsiniz. Ücreti
ödedikten sonra sizler de sahip olabilirsiniz. Onun için şu an yayıncıların kaliteli yayın yaptığında nasıl ekran verdiğiyle alakalı detaylı da bir video sizlere gelecek arkadaşlar. Bakın şimdi burada sizlere görsellerle birlikte anlatacağım. Basit ayarları kullanırken de yapabilirsiniz bunu. Upload değeriniz, örnek veriyorum, benim şu an 8 megabit, 100 megabite 8 megabit internetim var benim, downloadım, uploadım. Upload 8 megabit olduğu için ben maksimum yayın esnasında 6 megabit verebiliyorum arkadaşlar. 6 megabitin üstünde veremiyorum. 6 megabitin üstünde niye veremiyorum? 6 megabiti yayına gönder dediğim zaman 2 megabit de oyunun kendi ekranında kalıyor. Yani oyun oynarken de oyunumun da kasmaması gerekiyor. Görüntü kalitesinin dalgalanma olmaması için bunun en az 12, 18, 20 arasında olması gerekiyor arkadaşlar. İnternetiniz sizlerin de benim gibi 8 megabitin, yani upload'ınız 8 megabit ise yayın açısından çok sağlıklı yayınlarınız olmayacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü ben çok denedim. 8 megabit internet hızım, yani upload hızım olduğu için yayın esnasında yayında droplar, ekranda dalgalanmalar yaşıyorum. Sizler de bunu yaşayabilirsiniz. Bu konuda sizlere de detaylı bilgi vermiş olalım. Haricen çıkış modu, yani yayın ekranı için gelişmiş ayarlar da kullanabilirsiniz. Bakın buradan basitin dışında gelişmiş ayarlara da gelelim. Gelişmiş ayarlarda arkadaşlar normalde şu ekranın temel halini göstereyim. Bakın yayın ekranında diyor ki yine kodlayıcıyı ne seçmek istiyorsunuz diyor. Ben işlemcimi seçmiyorum. Yine ekran kartımı seçiyorum. Bakın burada ön tanım var. Kalite yüksek ya da işte Twitch yayını mı, YouTube yayını mı, hangi seçeneği istiyorsanız ön tanım olarak soruyor bunu. Bunları dilediğinizi seçebilirsiniz. Çıkışı yeniden boyutlandır seçeneğinde seçeneği yükseltebilirsiniz, düşürebilirsiniz. Bu bilgisayarınızın ekranına, monitörüne bağlı. Ben bunu ellemiyorum. Buradan hedef bit hızı bende gördüğünüz gibi 6000'de görünüyor. Yani 6 megabitte görünüyor. Ben bunu yükseltmiyorum arkadaşlar. Yükseltirsem yayın kalitem ve oyun kalitem düşmüş oluyor. Sizlerin upload hızı, örnek veriyorum, 20'dir, 24'tür, 26'dır, misal veriyorum, yani bu değerlerde bir değeriniz varsa bunu ne kadar yüksek tutarsanız yayın kaliteniz o kadar artacaktır arkadaşlar. Ünlü yayıncıların yapmış olduğu ayarlar bunlardır arkadaşlar. Bunların dışında bir ayar kimse kullanmıyor. Türkiye şartlarında internetler belli. Fiber altyapısının olduğu yerlerde internetin upload değerini en yüksek hızda kim kullanmak istiyorsa ücretini ödediği sürece 1000 lira mı olur, 3000 lira mı olur, ben şu an ücretlerini tam bilmiyorum. Yüksek maliyette ücretler olur çünkü upload değerlerinin. Onu ödediği sürece bu şekilde bir internet hızına sahipse dediğim gibi kaliteli, canlı, HD şekilde yayın yapabilir arkadaşlar. OBS'in bilinmeyen en detaylı özelliklerinden biri de şurası arkadaşlar. Bakın görüntülenme modu diyor. Bakın buradaki seçenekte ne yazıyor? Hangi özellikler görünmelidir? Temelde en temel görünümdür ve herkes için önerilir. Gelişmiş CPU desteği, daha fazla seçenek, ileri düzey kullanıcılar için önerir. Uzman ve usta seçenekleri var. Bunları yapmanızı çok önermiyor. Niye önermiyor? Bilgisayarınızın içindeki sisteme zarar verebilir diye arkadaşlar. Ben genelde yayın yaparken bunu usta seçeneğinde kullanıyorum. Bakın buradaki sabit bit hızını değiştirmiyorum. Hedef bit hızını 6000 yapmışım. Yine dediğim gibi değiştirmiyorum. Aralardaki hızları falan engellemiyorum, etkilemiyorum. Bakın hiçbirini devre dışı etkin seçeneklerini ellemiyorum. Burada geliyorum, anahtar kare hızı 1.995'te kalıyor. 2 milisaniye işimize yarıyor arkadaşlar. Onu çok da yükseltmeye gerek yok. Gördüğünüz gibi ekran kartımı kendi otomatik seçti zaten. Haricen burada usta seçeneğini seçtiğimizde gelen ekranda bu şekilde. Onun haricinde burada hiçbir ayara dokunmuyorum. Bit hızının ve burada geldiğimiz gibi görüntüleme modunun haricinde hiçbir ekrana dokunmuyorum. Gelişmişte örnek veriyorum, yayın yapacaksam bu şekilde uygula, bu şekilde tamam diyorum ve yayın yapmaya başlıyorum arkadaşlar. Şu kameramızı buradan bir kapatalım. Sizler de bu şekilde yayın yapabilir, bu şekilde kayıtlar alabilirsiniz. OBS'in bilinmeyen yönlerini elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Umarım yararlı olmuştur, umarım faydalı olmuştur. Burada haricen bir de video kısmına gelelim isterseniz. Ses kısmında da yükseleceğimiz şeyler var mı? Ses kısmı orijinal kalabilir ya, onu çok oynamayın. Video kısmında videonun, bakın, oyun ekranınızın yani
Görüntüsü bilgisayarınızın görüntüsü daha doğrusu 1920'ye 1080 ise çıkış boyu çözünürlüğü diyor. Bunu aynı da yapabilirsiniz. Yani video kalitesine bağlı arkadaşlar. 1080'de verebilirsiniz. 1280'e 720'de verebilirsiniz. Bu size kalmış bir şey. Onun haricinde burada boyut azaltma filtresi dediği seçenekte ben keskinleştirilmiş boyutlandırmayı en yüksek kaliteyi kullansın diye bunu seçiyorum. Ortak FPS değerlerini gördüğünüz gibi 10'dan 60'a kadar değer veriyor. Burada değerleri düşüreceğiz, yükselteceğiz. Şu şekilde bakın. İstediğiniz bir FPS değerini kullanabilirsiniz. Ben bu şekilde kullanıyorum. Bu şekilde güzel de kayıtlar ve yayınlar da yapabiliyorum. Ama dediğim gibi internetin upload hızı düşük olduğu için çok fazla kaliteli yayınlar ortaya çıkmıyor arkadaşlar. Sizin de bilginiz olsun bu konuda. Upload değeriniz ne kadar yüksek olursa yayın kaliteniz de o kadar yüksek olur arkadaşlar. Umarım video yararlı olmuştur. Buraya kadar izleyenler olduysa elinize kolunuza sağlık arkadaşlar. Hepinize teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.